Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan 33 yaşındaki genç iş adamı bir anda beyin kanaması geçirdi. Ölümle pençe geçirirken İstanbul'a getirilen hasta 4 aylık fizil tedavinin sonunda ayağa kalktı, şarkı söylemeye başladı. Şarkı söylerken bir anda fenalaştı. Yere yığılan 33 yaşındaki Eser Küçüğü arkadaşları hemen hastaneye kaldırdı. Genç adam inme geçirmişti. Ansızdan şarkı söylüyordum barda. Düştüm kaldım. Arkadaşlar zaten arkadaş grubuyla orada. Ansızdan söylerken düşüp kalınca beni hastaneye götürdüler. Eser Küçük daha önce de iki kez sahnede fenalaşmış, yine hastanenin yolunu tutmuştu. Tansiyonuma baktılar, onu bilirim. Yüksek çıkınca bastılar, iğneye gönderdiler bizi. Nereye gönderdiler? Eve gönderdiler. Acayip bir baş ağrısı çekiyordu, işe giremiyordu. Ama hiç anlamadık, MR çekilmedi. Yine tansiyon teşhisi konup eve yollandı. Halbuki çocuk beyin kanaması getiriyordu. Zamanında anlaşılamayan beyin kanaması Eser Küçüğü yatalak hale getirdi. Üçüncü kez fenalaştığında hemen hastaneye kaldırılan Küçük acil ameliyata alındı. Beyindeki kanama temizlendi ancak durumu iyi değildi. Öyle. Onun bakımdan çıktığında nasıldı? Vallahi tam olarak bilinci yine yoktu. Kötüydü yani, çok zayıftı. Kimseyi hatırlamıyordu. Ailesi 40 gün boyunca düzelmesini bekledi ama değişen bir şey yoktu. Aile bu kez yatalak haldeki şuuru yarı kapalı oğullarını ambulans uçakla İstanbul'a götürdü. Şuuru açık diyemeyiz. Yani çok kısıtlı bazı kelimeleri anlayabiliyordu. Bir kolunda çok hafif bir hareket vardı. O şekilde geldi. Vücudunun geri kalanını kullanamıyordu. Yok, aktif bir kullanım yoktu. İnme merkezinde 4 ay boyunca tüm kasları ve sinir sistemini tekrar çalıştıran fizik tedavi egzersizleri yapıldı. Eser Küçük her geçen gün hayata geri döndü. Beslenmesini düzenleme, solunum fonksiyonlarını düzenleme, kol bacak hareketi, yürüme gibi faaliyetlerinde rehabilitasyonuyla ilerledik. 4. ayın sonundaysa genç adam kendi başına yürüyüp konuşur hale geldi. Hatta şarkı bile söylemeye başladı. Her şey her şey senin için. Dualarım, duygularım, hepsini söylüyor şarkılarım. Uzmanlara göre inme kolaylıkla gözden kaçabilen bir rahatsızlık. Bazen baş ağrısıyla gelebiliyor, bazen bayılmayla gelebiliyor. Yani hastanın muayene edildiğinde doktor şüpheleniyorsa MR ister. Ama MR da her zaman her şeyi göstermez. Hastayı sıkı takipte tutma önemli olabilir. İnme sonrası fizik tedaviye ne kadar erken başlanırsa o kadar fazla başarı elde ediliyor. Soranlara, sormayanlara ben onu seviyorum.